Deniz havası iyi geldi sahiden. Sevindim. Nasıl insanlar yaşıyor bu dünyada? Herkes ne kadar da zalim olmuş. Maalesef. O kız, Gülcan. Kim bilir o adamın yanında nasıl ızdıraplar yaşadı. Amcası olacak. İnsan hiç öz yeğenini dilendirir mi? Öyle insanlar için normal Melek. Adam kendini sevmiyor ki yeğenini nasıl sevsin? Doğru, haklısın. Canım benim. Kim bilir ne yapıyordur şimdi? İstersen onu yurda ziyarete gidebiliriz. Hem moral olur ona da. Olabilir aslında. Ben çok merak ediyorum onu. Kaldığı yurdu biliyor musun? Sosyal hizmetlerden öğrenebilirim. Tamam o zaman. Sen yurdun yerini öğren. Yarın gidelim ziyaretine. Olur. Hem hediyelik bir şeyler de hazırlarım. Sevinir yavrucak. Acaba bir yerde birileri de Elif'ime yardım ediyor mudur? Aferin kız. Hem çok akıllı hem de çok iyi bir kızsın sen. Bravo vallahi. Takdir ettim seni. İşte böyle ya. Ne güzel sordum. Her şeyi bana anlattın işte. Ya böyle olun canımı yiyin arkadaş. Daha ne söyleyeyim ben size? Neyse şimdi bak sana ne söyleyeceğim. Bundan sonra her gün Rabia teyzene gideceksin. Hatta İnci isterse onu da alırsın yanına. İsterim. Gider yardım edersin işte. Ben de uğrarım yarın. Bakarsın bir işin ucundan da ben tutarım. Belli mi olur? Yani... Rabia teyzeye yardım etmeme izin mi veriyorsun? Bir daha kızmayacak mısın? Ne kızması yavrum? Ne kızması? Rabia teyze bu mahallenin anası be. Hastalanmış da. Hani insanlık öldü mü? Yardım etmek bir yerde görevimiz hani. Hem ben anam gibi severim onu. Bakmayın öyle. İyice anladın değil mi Elif? Hı hı. Aferin sana be. Aferin size. O son ihbar geldiğinde dedim ki kendime. Bu sefer bulacaksın Elif'i. Kavuşacaksın yavruma dedim. O kadar çok emindim ki. Sonunda umutlarım boşa çıktı. Kızım benim. Keşke
şimdi çıkıp gelse şuradan. Anneciğim diye koşsa bana. Sarılsa. Başka ne isterim ki? O kadar hasretim ki ona. Bulacağız onu Melek. Ne olursa olsun bulacağız. Bulduktan sonra da her şey çok daha farklı olacak eminim. Elif abla babam çok acayipti değil mi? Hı hı. Barken birden değişti. Şaşırdım. Ne kadar iyi davrandı öyle. İlk kez böyle gördüm onu. Ama demek ki babam da Yabiye teyzeyi çok seviyormuş. Doğru. Artık istediğimiz gibi ona yardım edebileceğiz. Rahat rahat görebileceğiz. Yaşasın! Demek bu otlar yeniliyor yani. Tabii kızım. Ormandan topluyorum bunları. Hem de tadı pek güzel ha. Merak ettim şimdi. Pişsin de lan. Seveceksin bayağı. Ulvi dedeciğim. Çok teşekkür ederiz. Senin sayende bizim de karnımız doyacak. Ne var kızım? Hep birlikte yeriz afiyetle. Serdar. Tedirginsin değil mi? Güzel koktu. Serdar. Biz ne kadar daha burada kalacağız? Yani sürekli burada kalacak halimiz yok herhalde. Bilmiyorum. Bir süre daha. Gonca ne oldu? Gonca! Serdar ne oldu? Bilmiyorum. Gonca? İyi misin? Neyin var? Telaşlanma, iyiyim. Ya midem bulandı biraz. Yemeğin kokusu kötü geldi galiba. Şimdi nasıl oldun? Geçti mi? Daha iyiyim. Birazdan geçer, merak etme. Gonca, yapabileceğim bir şey varsa söyle. Yok. Yani hamileliğin ilk dönemlerinde olur böyle şeyler. Demek sizin bebeğiniz olacak ha? Ah yavrum. Demek kızı Elif zannedip peşinden gitmiş, öyle mi? Zaten ne olduysa ondan sonra olmuş. Meğer amcası kızı dilendiriyormuş. Ne diyorsun oğlum? Melek de bunu görünce çocuğu alıp polise gitmek istemiş. Adam da karşı çıkmış tabii. Böyle olunca da aralarında ufak bir arbede yaşanmış. Aa, Melek buraya geldiğinde yanağında yara izi vardı. O yüzdenmiş demek ki. Evet anne. Allah korumuş. Ya sonra ne oldu? Adam yeğenini zorla dilendirdiğini itiraf edince çocuk da yurda yerleştirildi. Ah yavrum. Peki o adam? Tutuklanmıştı ama sonra salıverdiler işte. Çıkar çıkmaz da Melek'in kapısına dayandı, ahlaksız değil mi? Neyse ki son anda ben yetiştim anne. Oğlum, belli ki bu adam belalı. Yine Melek'i tehdit etmeye kalkarsa? Yok anne, sen merak etme. Adam yeniden tutuklandı. Oh, çok şükür. Ama aferin Melih'e. Bir kız çocuğun hayatını kurtarmış. Aman aferin Melih'e, aferin Melih'e. Melek de Melek ya. Ay. Melek de Melek, Melek de Melek. Vallahi bunaldım ha. Öve öve bitiremediler kadını ya. Ay sanırsın insan değil, gerçekten Melek. Kenan da beni öyle arabadan indirdi falan ama belli oldu amacı yani. Melek'i görmekmiş. Ah, suçum.
Gonca'cığım sakin. Sakin tatlım, relax, relax ol. Sonuçta Kenan'la aynı evde yaşayan kim? Sen. Avantajlı olan kim? Yine sen. Ay, artık ne yapacağız, ne edeceğiz, bir şekilde dikkatini çekeceğiz Kenan'cığımın. Ay, o meleğin kanatlarını yolarım ben ya. Düşündükçe bir aklıma geldikçe sinir oluyorum ha. Feride, çatalları götürdün mü? Evet abla. Salata da hazır. Süper görünüyor. Başka bir eksik kaldı mı? Ekmek. Dur ben ekmeği getireyim. Murat, hoş geldin. Hoş bulduk Melek abla. İyi akşamlar. İyi akşamlar Murat. Hiç duymadık geldiğini. O kadar yoruldum ki sesimi çıkaracak halim bile kalmadı vallahi. Murat, canım iyi misin sen? Bak hiç iyi görünmüyorsun. İyi değilim Melek abla. Hiç iyi değilim. Hani bir laf vardır ya, anamdan emdiğim süt burnumdan geldi diye. O laf harbiden doğruymuş. Of, daha gün aydınlanmamıştı çıktığında Murat. Gittim yine kilo kilo bir sürü çuval taşıdım. Sonra da elime birkaç kuruş para tutuşturup gönderdiler beni. Yani yaşadığım bu kadar yorgunluğa da değmiyor ama. Murat başka bir iş baksan ya. Evet Murat, Feride doğru söylüyor. Ya illaki şartları daha uygun, daha iyi maaşlı bir iş bulursun sen. Benim de aklımda öyle bir şey var Melek abla. Bugün zaten birkaç tane yere de başvuru yaptım. Bekliyorum. Ya öyle mi? Yani pek mata işler değil ama en azından bundan daha iyidir. O yine de çok şükür. Bu şekilde de idare ediyorum bir şekilde. Vay, mis gibi kokular geliyor mutfaktan. Döktürmüşüz yine galiba ha? Yoksa biber dolması falan mı var? Bingo. Ama sadece o değil. Melek ablanın çorbasından da var. Ya şaka yapıyorsun. Allah! Var ya şimdi ne yerim biliyor musun? Hadi o zaman koş ellerini yık hadi. Tamam tamam. Kurt gibi açım zaten. Nasıl yorulmuş? Tabii bu kadar çalışmaya çok normal. Baksana kolunu kaldıracak hali bile yoktu. Ya günlerdir böyle abla. Çok korkuyorum hastalanacak diye. Bir çare bulmak lazım Feride. Ben çorbayı getireyim abla. Feride, bir şey söyleyeceğim. Canım, bugünkü olanlardan burada bahsetmeyelim olur mu? Bir de canı sıkılmasın. Tamam abla, doğru söylüyorsun. Merak etme sen, bahsetmem. Bu tablodaki değerlere göre talep eğrisi bu. Bakayım. Selim, bir de şu iğme hesaplamalarına bakalım. Çünkü en çok ondan korkuyorum. Nerede onun yukları ya? Canım, mikron olduğunu görürsen burada. Gözümün önündeki şeyi görmüyorum ki. Beynim evde artık. Makrosu, mikrosu, dünya ekonomisi derken bittim ben. Vallahi bana da aşırı doz oldu. Ya toplasam ben bütün okul hayatım boyunca bu kadar ders çalışmamışımdır. Allah'tan sen azimlisin de ben de biraz kasıyorum. Yok öyle çalışmamak falan. Bu sınavları vereceğiz. Çok açığımız var. Hepsini kapatmamız lazım. Akıllı çalışkan karım benim. Şu yarınki sınavı da bir atlatalım da. Atlatacağız, atlatacağız. Ha bu arada Ziya Hoca'nın sınavı hangi gündü?
Bilmiyorum ki, dur bir sınav takvimine bakayım. Ne? Of ya. Ne oldu aşkım? Ziya Hoca'nın sınavı da haftayaymış. Desene, uykusuz geceler bizi bekliyor. Neyse, tamam. Panik yapmıyoruz, soğukkanlı oluyoruz. Hele şu yarınki sınavı bir verelim. Ondan sonra haftanın sınavları için hummalı bir çalışmayla hepsini halledeceğiz. Zeynep, bak ben bu dersi pek anlamıyorum biliyorsun. Diyorum ki, sınavda kocana biraz kopya verirsin değil mi? Aa, yok öyle kopya falan. Ya insan kocasına böyle bir şey yapar mı? Bir nevi yardımlaşma bu. Yardımlaşma. Hı. Ya bırak Selim Allah aşkına ya. İyi, tamam ya, tamam. Ya o zaman bir enerji öpücüğü hak ettim ben yani. Yiyecek bir şeyler getirdim çocuklar. Çalışırken yersiniz. İyi yapmışsın ablacığım. Vallahi benim de kafam durmuştu. Kek taze. Fırından yeni çıkarttım. Belli belli mis gibi koktu zaten. Hmm. Abla çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Beğendin mi? Beğenmez olur muymuş? Ya abla, senin elin lezzeti niye böyle farklı? Öyle vallahi. Geldiğinden beri hepimiz kilo aldık. Ay yok canım. Öyle, hiç mütevazı olma. Hepsi harika. Afiyet olsun. Çalışmalar nasıl gidiyor? Bir sorma abla ya. Bitmeyen ders yapmışlar. Üzerine bir güzel örtelim. Babaanne, biliyor musun? Ben hastalanınca babam hemen geldi yanıma. Biliyorum kızım. O senin baban. Gelmez mi? Tabii ki seni merak edecek. Ama o geldiğinde ben iyileşmiştim zaten. O yüzden ben derse devam ettim. Aferin. Akıllı, güzel torunuma. Şimdi de iyisin maşallah. Ateşin falan yok. Çok şükür. Ben de baktım biraz önce, gayet iyi. Ama benim uykum yok ki babaanne. Ben nasıl uyuyacağım şimdi? Ama olmaz. Yorulmadın mı sen? Üstelik bir de ateşlenmişsin yavru. Yorulmadım işte. Gözünü yumarsın, uykun gelir. Hadi bakalım. Kalan kitabı okusun. Olmaz mı? Ne olur babaanne, lütfen. Zaten çok az kalmıştı. Ben şimdi hemen okurum Ali Hanım. Peki madem. Süpersin Asu. Hadi bakalım. Hayırlı akşamlar. Size de. Bayındır Han yerinden kalktı. Gösterişli çadırını kurdu. Tülay Hanım. Ne yapıyor bizimkiler? Harıl harıl ders çalışıyorlar. Ben de çayla kek götürdüm. Elinize sağlık. İmtihan zamanı. Sıkacaklar biraz işlerini artık. Allah'tan Zeynep var da... Bizim oğlanı da nizama soktu. Öyle tabii. Kafa kafaya vermişler. Uğraşıyorlar vallahi. Çalışsınlar tabii. Okula geri dönmeleri çok iyi oldu. Bu zor günlerinde bir meşgale oldu onlara. Haklısın. Çok şükür. Moralleri
yavaş yavaş yerine geliyor. Öyle tabii. Biz böyle niye ayakta kaldık? Bir kahve içelim mi? Muhabbete aşağıda devam ederiz. Ne dersin Tülay Hanım? Olur, içelim tabii. Hadi, hadi o zaman. Ben size yardım edeyim. Korkmayın artık, sizi burada kimse bulamaz. Bir bilsen peşimize nasıl bir bela olduğunu. Uzun bir gün oldu. Kızımız da yorulmuştur. Ben yana geçeyim. Siz de burada yatarsınız. Biz sizi rahatsız etmeseydik. Değil mi Serdar? Tabii. Ben sabaha kadar uyumam zaten. Olur mu hiç öyle bir şey? Bütün gece orman bekçiliği mi yapacaksın? Bak! Gördün mü? Bebeğim uçuyor, koşuyor. Ama dikkat et, düşersin. Düşmem. Başın döndü değil mi? Hiç de bile. Dönmemiş başım. Bak duruyor olduğu yerde. Öyle dönmüş demedim ki. Ne oluyor kız? Ne kıkırdıyorsunuz bakayım gece gece? Şey... Neyse ne. Hadi yatın artık, geç oldu. Yarın erkenden kalkıp Rabia teyzenize gideceksiniz. Tamam Cemal amca. Ha, şöyle. Aferin kız, örgülü. Hadi. Bir an önce yatalım. Sabah erkenden kalkacağız. Tamam hadi yatalım. Yine dört ayak üstüne düştüm be. Helal bana valla. Cin gibiyim cin. Ah şu paralar da bir gelse benden kral olmaz. Bir elim yağda, bir elim balda. Mis gibi yaşar giderim. Oh, gel keyfim gel. O zaman şu örgülüyle falan da uğraşmam ya. Thank you.
yapacağız anneciğim? Ah, ben orayı çok seviyorum zaten. En güzel kaydıraklar orada biliyor musun? Tamam, ben Asuman'a söylerim o zaman. Beni getirir parka. Yaşasın. Tamam. Öptüm seni anneciğim. Tatlım, annen seni nereye götürecekmiş? Beni çok özlemiş. Görüşmek istiyormuş. O yüzden parkta buluşalım dedi. Ya. Ama sen götüreceksin beni. Niye ki? Annen seni alamıyor mu? Öyle işte. Ay, hem bana hediye de almış biliyor musun? Ne oldu acaba? Çok merak ediyorum, çok. Hadi Asu, sen de durma öyle. Bana bir şeyler ver giyecek. Hemen giyinip çıkmam lazım benim. Tamam canım, tamam. Tatlım sen bunları giy, ben hemen geliyorum, tamam? Tamam. Allah Allah ya. Ben niye götürüyorum ki? Aliye Hanım. Ne oldu? Bir sorun mu var? Şey, Tuğçe telefonda annesiyle konuştu. Parkta buluşacaklarmış. Benim götürmemi söyledi. Evet, haberim var. Aa, öyle mi? Yalnız oyalanmadan geri getirsin. Yine ateşlenir falan, Allah muhafaza. Tabii tabii, siz hiç merak etmeyin. Şey, Kenan Bey'i arayıp haber vereyim mi ben? Belki bilmek ister. Kızım, benim haberim var dedim ya. Hem Kenan çıktı. Aa, anladım Aliye Hanım. Sen vazifelerini aksatmadan yap, o kâfi. Osman'ı daha yakından tanıyalım. Ama öyle hemen değil. Yavaş yavaş. Niye o evdesin? Gerçekten amacın ne? Hepsini tek tek öğreneceğim. Rabia teyze çok sevinecek. Aha. Ben çağıracağım kapıyı. Dur şimdi, acele etme. Bana bak. Bu kadın sordu mu sana neyimiz oluyorsun diye? İnşallah akrabayım dedin. Onu sordu baba. Akrabalarım oluyor dedi. Ben de evet dedim. Ha. Aferin. Bana bak. Bir daha sorarsa aynısını söyleyeceğim. Anladın mı? Hı. Hadi çal bakayım, çal. Kapı. Aa, Elif, İnci. Biz geldik Rabia teyze. E hoş geldiniz yavrularım. Ben getirdim ufaklıkları Rabia teyze. Cemal oğlum, inşallah bu sefer de bağırıp çağırmazsın ha? Yok be Rabia teyze. Öbür sefer oldu öyle bir şey. Biliyorum. Ebru'ya da sana da ayıp ettim. Kusuruma bakmayın. Delilik hanıma geldi işte. E madem hatanı kabul ettin. Anladım tabii. Çocuklar söyledi. Rahatsız mısın? Öyle oldu işte oğlum be. Müsaade edersen şimdi de hem bir özür dileme babında hem de geçmiş olsun demek için ben de ufaklıkları alıp ziyaretine geldim. Sağ olasınız. Hadi buyurun o zaman içeri. Hadi, hadi. Hadi girin içeri, girin bakayım. Feride, Kenan aradı. Birazdan burada olurmuş. Hazır olayım da bekletmeyeyim onu. Ay abla. Gülcan seni görünce ne kadar sevinecek kim bilir ya. Sürpriz olacak vallahi, ben de çok heyecanlıyım. Baksana,
Hediyeleri paketledim. Havalara uçacak vallahi, havalara. Ablacığım unutmadan kurabiyeleri de al. Sağ ol canım. Geldi bile Kenan. Hoş geldin. Hoş bulduk, günaydın. Günaydın Kenan abi. Hazırsan gidelim. Hazırım hazırım, gidelim. Ablacığım, Gülcan'a benden çok selam söyleyin. Olur canım, söyleriz. Görüşürüz Feride. Görüşürüz. Anne! Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim kızım. Aa, onu bana mı aldın yoksa? Tabii ki sana aldım. Yaşasın! Hadi aç bakalım, beğenecek misin? Wow, süper! Anne, ben de en sevdiğim bebek. Beğendin mi? Evet, bayıldım. Hadi bebeğinle oyna o zaman. Merhaba Asuman. Merhaba Arzu Hanım. Şu an seninle Kenan'ın karısı olarak değil, Tuğçe'nin annesi olarak konuşuyorum. Aramızda ne yaşanmış olursa olsun, kızımın mutluluğu benim için her şeyden önemli. Böyle düşünmenize çok sevindim gerçekten. Ben de sizin aynı fikirdeyim zaten. Güzel. Nasıl? Her şey yolunda mı? Evet, gayet iyi gidiyor. Yokluğunda çok huzursuzluk çıkartmıyor değil mi? Yok. Gayet iyi davranıyor, merak etmeyin. Hatta biz çok iyi anlaşıyoruz ya. Bayağı arkadaş olduk yani. Ben inanıyorum böyle zaman geçtikçe bizim Tuğçe ile aramızdaki bağ daha da kuvvetlenecek. Güzel. Çocukları seviyorsun anlaşılan. Çok. Enteresan. Yaşıtların gezip dolaşırken senin küçük anneliğe sorun var. Sahi. Nereden geldi aklına böyle bir şey? Çocuklar, biraz daha börek getireyim mi? Yok Rabia teyze, sağ ol. Daha var. İyi, yiyin o zaman. Ah, ne iyi ettiniz de geldiniz çocuklar. Beni yalnız bir başıma bırakmadınız. Ya öyle şey olur mu Rabia Hanım teyze? Şurada kaç yıllık komşuyuz. Hem sen benim çocukluğumu biliyorsun ya. Bilmez olur muyum Cemal? Ah, nasıl da gitti o seneler. Ebru'yu da duydum. Çok üzüldüm vallahi. Ne yapacaksın be oğlum? Elden bir şey gelmiyor. Ya öyle de... Şimdiki gençleri biliyoruz. Hepsi dediğim dedik. Bak, Asuman da aynısı. O yüzden böyle şeyleri kafana takma. Üzülme ya. Ben öyle yapıyorum. Ah, onlar öyle laflı olsa. Tabii de olmuşla ölmüşe çare yok ki Rabia teyze. Hem biz ne güne duruyoruz. Yeri gelir bazı komşu akrabadan daha yakın olur. Allah razı olsun Cemal oğlum. Bunları düşünmen bile yeter. Ben artık müsaadenizi isteyeyim Rabia teyze. Gidiyor muyuz baba? Çocuklar siz isterseniz burada kalın. Hem Rabia teyzenizi yalnız bırakmamış olursunuz. Tabii sizi rahatsız etmezlerse. Hay ne demek Cemal oğlum, kalsınlar tabii, çok memnun olurum. Yaşasın! Bana bakın, ikinize de söylüyorum. Yaramazlık yapıp Rabia Hanım teyzenizi üzmek yok. Anlaşıldı mı? Tamam baba, üzmeyiz. Tamam Cemal amca, üzmeyiz. Hadi ben kaçtım. Allah aşkına siz rahatsız olmayın. Ben yolu biliyorum. Giderim. Canım, hadi ayranınızdan da içim bakayım. O güzellerim benim. Ulan bu yaşlı bunağın mutlaka kenarda köşede bir zulası vardır. Ben de Cemal'sem o zulayı bulur,
patlatırım halimallah. Demek okullu değilsin. Maalesef eğitim alma şansım olmadı. Ama kariyerine bu yönde devam edeceksen eğitim alman şart. Her zaman Necdet Karapınar gibi sana iş bulacak birini bulamazsın. Haklısınız. Ama dediğim gibi, yani ben çocukları çok seviyorum. Bir küçük kız kardeşim var, hep onunla ilgilendim zaten. Demek kardeşim var, öyle mi? Peki ailen nerede oturuyor? Onlar Tuzla'da onlar. Ben de babama yakın oturuyorsunuz zannetmiştim. Ha, yok. Peki babamı nereden tanıyorsun? Biz şeytan. Yani seni kızının bakıcısı yaptığına göre onu uzun zamandır tanıyor olman lazım. Tuğçe! Tuğçe! Tuğçe, kızım iyi misin? Anne, dizim acıyor. Dur bakayım. Tamam bir tane, yok bir şey. Yok. Tuğçe'cim hadi biz artık eve gidelim. Çocuk alt tarafı düştü. Her düştüğünde eve mi kapatacaksın onu? Ali Hanım geç kalmayın dedi de saat de epey geç oldu. Tuğçe'cim ben oyuncağını alayım da hemen gidelim. Anne! Hadi canım. Şuna bak sen ya. Görüşeceğiz tabii. Rabia teyze. Efendim kuzum. Sen dün Elif ablama bir şeyler anlatmışsın ya. Çok güzel anlatmış. Bana da anlatır mısın? Tabii. Siz isteyin yeter ki. Ben her zaman anlatırım. Yaşasın. Sen peki böyle şeyler anlatmayı nereden öğrendin? Bana da çok küçükken nenem anlatırdı. Onun dizinin dibine otururdum. Ondan sonra dinlerdim onu güzel güzel sizin yaşlarınızdayken. Sen o zaman bizim dinle mi zor? Sizi veren Rabbime ben kurban olurum. Ama sen şimdi önce gel buraya otur, yer çeker. Yer mi çeker? Evet, yer beton olduğu için soğuk alır, hastalanırsın diye onu söylemek istedim. Anladım. Aferin sana güzel kızım. Bir şey sorabilir miyim? Tabii, sor bakayım. Rabia ne demek? İlk kadın evliyanın adıymış Rabia. Nenem ben doğduğum zaman onun adını bana vermiş. Ben de Allah'ın sevgili kullarından olayım diye. Ya. Evet. Peki nasıl bir kadınmış? Çok imanlı, çok inançlı, yüreği sevgiyle dolu bir insanmış. Ne güzel. O öyle bir insanmış ki Allah onu hep korur, kollarmış, başına gelecek musibetleri tek tek def edermiş. Nasıl yani musibet de demek ki? Musibet bir insanın aklındadır. Ne oluyor kızım ya? Ya bu iktisatın mikrosundan da sosyolojisinden de bıktım. Sınavın nasıl geçtiği anlaşıldı. Yani tam 10 gündür bu sınava hazırlanıyorum ben. Ne oldu da bu kadar kötü geçti? Ya çalışmadığım ne kadar yer varsa adam gitmiş hepsini oradan sormuş. Bak bak kimler geldi. Selim, Zeynep gelsenize. Ne yaparsınız? İyi, sınavdan çıktık işte. Nasıl geçti?
Ya ben bu kadar kolay beklemiyordum. Öyle mi? Zeynep, senin nasıl geçti? Yani o kadar uzun aradan sonra kötü... Güzel geçti. Bir tek üçüncü sorudan emin değilim ama gerisi gayet iyiydi. Ya adam o kadar kolay yerlerden sormuş ki. Bence bu sınavı yapamayan varsa bölümü terk etsin. Senin nasıl geçti? Müthiş. Daha iyi olamazdı. Çok sevindim, ne güzel. Gülce ne dediğini beğenir mi sence? Beğenir tabii Melek. Neden beğenmesin? İçimden gelerek sanki Elif'im hazırlar gibi hazırladım hepsini. İşte geliyor. Canım. Hiç gelmeyeceksin sanmıştım. Gelmez olur muyum? Söz verdim ya sana. Oh, mis gibi de kokarmış. Gülcan'cığım, bak seni kimle tanıştıracağım. Kenan amcan. Merhaba. Merhaba Gülcan. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de. Sen Melek teyzenin kocası mısın? Gülcan, bak sana ne getirdim. Onlar ne? Aç bakalım hadi. Saklı yüzüm çoğalıp büyüyor içimde keder.